Nasılsın? Bekliyorduk zaten Feride. Artık o kadar hak hukuk ben de bilir oldum. Bir tek içimi ne yakıyor biliyor musun? Ne? İçeride bir günde kalsam, 1000 günde... seni çok özleyeceğim. Sakın. O inciler içime dökülüyor sana. Yapma. Mahir. Ben seni buradan çıkaracağım. Ne olursa olsun umudunu kaybetme, tamam mı? Elbet babam eve gelecek. Ben onunla konuşacağım. İlk duruşmada buradan çıkacak. Biliyorum. Benim için kendini hırpalayacaksın. Merak etme, her şey yoluna girecek. Tek arzum, olur da babam gibi iyi kurulmuş bir tezgahın kurbanıysam, aramıza yıllarca esaret koyacaklarsa, gözlerine başka gözlerimiz. Beni kalbinden atma. Konuşmak istemiyorum seninle. Bir şey olmayacak. Kötü hiçbir şey olmayacak. Fatime Hanım, gitmemiz gerekiyor. Erdal abi, seninle oturup iyice bir mütalaa yapmamız gerekiyor. Mahir'in cinayet saatinde orada olmadığını ispatlamamız gerekiyor. Ben yeniden gazeteye geçeceğim tanıklarla konuşmak için. Belki de asıl katile ulaşırız. Ben de seninle gideceğim. Tamam. Kızım, ben aklıma hiç kötü şeyler getirmiyorum. Sen de getirme. Eğer babam gelseydi biz şimdi bunları yaşamıyorduk. Bir dakika durun. Babam geldi. Tanığımız geldi. İşin seyri değişebilir. Hakimle yeni bir görüşme yapacağız. Mahir Karan'ı yukarı getirin. Gün doğmadan neler doğar kardeşim. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ben sizi daha sonra arayayım. Mehmet Sayın Bey, neden buradasınız? Bir sorun olmadı değil mi? İfademi vereceğim Adnan. Emin misiniz bu ani karar değişikliğinizin sebebi nedir? Bu sadece beni ilgilendirir. Sen işini yap yeter. Ne oldu Feride? Mahir'i istediler mi içeri? Hayır. Babam savcının yanında daha bir şey diyen olmadı. Babam bir şey dedi mi peki? Hayır ama geldiğine göre ifade verecektir herhalde. Sence ne diyecek peki babam? Ne biçim soru bu Yasin? Ne olduysa onu anlatacaktır. Hayır ne bileyim. Mahir'i sevmiyor ya. Ya ben o gün görmedim, eve gelmedi falan derse? Benim babam yalancı değil Yasin. Canavar hiç değil. Evet Mahir'i sevmiyor olabilir ama şerefli bir insandır benim babam. Sakin ol kızım. Hepimiz üzüldük, asabımız bozuldu. Ama bunlar bitecek. Mahir Kara'yı getirelim mi Sayın Savcım? Getirin. Böyle buyurun Sayın Bakan. Buyurun. Mehmet Saim Bey, Sinan Koca davasında Mahir Karan'ın ifadesine tanıklık için geldi hakim bey. Buyurun. Hakim Bey, Mahir Bey'in iddia ettiği tek tanık olan Mehmet Saim Şadoğlu ifade vermek üzere hazır. Buyurun Bakan Bey, sizi dinliyoruz. Kusura bakmayın, davetinize geç icabet edebildim. Ancak tanıklığıma ihtiyacınız olduğundan yeni haberim oldu. Estağfurullah. Buyurun Savcı Bey. Mehmet Sayın Bey, Mahir Kara Sinan Koca'yı öldürme suçundan dolayı gözaltına alındı. Kendisinin iddiasına göre cinayet saati olan 12 ila 12.30 sularında sizin evinizdeymiş. Sizinle bir hususta görüşüyormuş. Mahir Kara'nın bu beyanatı doğru mudur? Kendisinin cinayet saatinde yanınızda olduğuna tanıklık eder misiniz? Mahir Kara, mevzu bahis olan gün ve vakitte beyan ettiği üzere benimle birlikte olduğunu söylemiş. Doğrudur. Kendisi benimle birlikteydi. Çok şükür. Artık ağlamak yok kızım. Tamam? Sevinçten akıyor onlar. Mahir'i serbest bırakacaklar. Hayret. Adalet bu defa çabuk yerini buldu. Baban da sen gibi delikanlıymış. Kayıtlara geçmesi için nerede ve ne amaçla görüştüğünüzü bize anlatır mısınız lütfen? Kendisi beni evimde ziyarete geldi. Düğünle ilgili sohbet ettik. İştirakiniz için müteşekkiriz Mehmet Saim Bey. Rahmetli Sinan Bey benim ahbabımdı. Böyle bir netice olsun istemezdim. Lakin bu hadisede Mahir Bey'in bir günahı olmadığına şahidim. Hakim Bey, müvekkilimin cinayet saati orada olmadığı, tanık tarafından da kanıtlandığına göre hakkında isnat edilen suçlamaların düşürülmesini, tutukluluğun da kaldırılmasını talep ediyorum. Sanık Mahir Karan'ın tutuklu kalmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Geçmiş olsun Mahir Bey. Artık evinize gidebilirsiniz. Sağ olun Hakim Bey. Mehmet Sayın Bey. İzninizle siz... Adaletin tecellisi bu kez hızlı oldu. Ama bizim tek derdimiz bu değil. Değil mi baba? Neymiş o? Benim daha gelinliğim hazır değil. Nikaha 8 gün kaldı. Ne düşünüyorsunuz Mahir Bey? Sana anlı şanlı bir düğün kuracağım. Şu şehri İstanbul'un gördüğü en güzel gelin olacaksın. Mahir'im. Tamam. Hadi gözümüz aydın. Korkutmadım değil mi seni baba? Gelmiş geçmiş olsun diyelim evlatlarım. Bir daha ne siz aklınıza getirin ne ben. Bütün dertler, tasalar sizden uzak dursun. Amin. Babama bakayım. Tamam. Baba. Bugün buraya gelmem benim için o kadar anlamlı ki. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yüce gönüllü bir insan olduğun için ben sana minnettarım. Belki bana kızgınsın, belki kırgınsın. Ama ne olur şunu unutma. Ben seni çok seviyorum. Ve bu kadar erdemli bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Teessüf ederim Feride. Gelmeyeceğimi mi düşündün? Karşımdaki hasmım dahi olsa hakikati gizleyecek kadar kötü biri değilim ben kızım. Baba ben onu demek istemedim. Seni övmek için söyledim, yermek için değil. Eğer bir kusurum olduysa bağışla lütfen. Ne bedbaht edici değil mi? Evvelden beni en iyi sen anlardın, seni de en iyi benim anladığımı söylerdin. Oysa şimdi aramızda uçurum var. Benim kelimelerim sende farklı yankılanıyor, seninkilerse beni delip geçiyor. Hanımefendi, umarım beklediğiniz kişi benimdir. Sen çıktığıma sevinmedin yoksa. Olur mu? Hayır, öyle. Gül bakalım Mahir Kara, gül. Son gülen iyi güler.